Efendiler, hicret Muharrem ayında başladı. Mekke-i Mükerreme'de evini, eşyasını, çoluk çocuğunu bırakıp durmadan hicret edenler Muharrem ayında başladı. Muharrem ayında. Peygamber-i Zişanımız aleyhissalatü vesselam Mekke-i Mükerreme'den Medine'ye hicret buyurdukları zaman Muharrem ayı değildi. Rabi'ul evvel ayının 12. günüydü. Takvim başı olarak hicrete başlanıldığı tarih ele alındı. Bizzat Muharrem'in biri olarak kabul edildi. Ve 3 ay evvelinden Müslümanlar çeşitli şekillerle, zahmetlerle evini bırakarak eşyasını, arazisini, hurmalıklarını, her şeylerini bırakmak suretiyle yavaş yavaş imkan buldukları zaman gündüz değilse gece karanlıklardan, sapa yollardan korkuyla, dehşetle birer birer Mekke-i Mükerreme'yi terk ediyorlar ve Medine'ye hicret ediyorlar. Bakınız, bütün kitaplara geçmiş bir muhacir var. Bütün kitaplara geçmiş bir muhacir. Allah Resulü de o kadar medü sena ediyor ki, o kadar seviyor ki onu. Suheyb-i Rumi isminde bir sahabi. Radıyallahu ta'ala Suheyb-i Rumi. Hazreti Suheyb. Bu da hicret etmeye niyetleniyor, kalkıyor. Mekke-i Mükerreme'yi terk edecek. Hemen önünü kesiyorlar. Hemen önünü kesiyorlar. Diyorlar ki, ey Suheyb-i Rumi, sen Mekke'ye dışarıdan gelmiştin. Mekke'ye geldiğin zaman o kadar fakir, o kadar perişandın ki hiçbir şeyin yoktu. Sen Mekke'de zengin oldun. Mekke'de ticaret yaptın, servetin oldu, şöhretin oldu, her türlü imkana kavuştun. Şimdi bütün bunları alıp gitmek istiyorsun. Mekke'yi terk edip Medine'ye gitmek istiyorsun. Bütün paralarını, imkanlarını, servetini de beraber götürmek istiyorsun. Seni bırakmayız dediler, önüne geçtiler. Sen buraya geldiğin zaman hiçbir şeyin yoktu. Bu kadar zengin oldun, şimdi bunları götüremezsin dediler. Suheyb, mübarek sahabi, hiç tereddüt etmeden bütün paramı, pulumu, varımı, yoğumu, her şeyimi sizi, sizin elinize, sizin yerinize bıraksam, size teslim etsem, bana mani olacak mısın, olmayacak mısın? Dediler ki, neyin varsa bırakırsan, götürmezsen, burada kalırsa müsaade ederiz dediler. Öyleyse varım, yoğum, canım, anam, babam, her şeyim Allah'a kurban olsun, hepsi sizin olsun dedi, tek başına hicret etti orada. Hepsini orada bırak. Suheyb-i Rumi, radıyallahu teala, ne büyük sahabi, ne büyük iman ya Rabbi. Her şeyini orada bırakıp tek başına hicret etti. Allah'a gidiyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'de bu muhacirlere o kadar yer verilmiştir ki, Allahu Teala bu muhacirleri o kadar seviyor ki, hicret. Allah davası için, Allah gayesi, onun rızasını, onun davasını etrafa yaymak için göç eden bu mübarek insanları Kur'an-ı Kerim'de innel muhacirine, muhacirine devamlı ayetlerle medhü sena ediyor Cenab-ı Hak. Her şeylerini bırakmışlardır. Bu Suheyb-i Rumi bu şekilde her şeyini bıraktı. Mekke-i Mükerreme'den Medine'ye hicret etti. Arkasından ayet-i kerime geldi Resulullah'a. Bakınız. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهِ اتِّغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ Allah-u Teala onu medh-i sena ediyor ve onun şahsında bu kabiliyetteki bütün müminleri medh-i sena ediyor. وَاللّٰهُ رَعُوْهُمْ بِالْعِبَادِ Rabbül Alemin diyor ki, benim kullarımın insanların içinde öyleleri var ki, öyle mükemmel, öyle mümin, öyle müttakî, öyle Müslüman insanlar var ki, ne yapar onlar? Men yeşri nefsehu. Nefsini satın alır. İptigâ merdâtillâh. Allah rızası için varını, yoğunu, mülkünü, emlakini, eşyasını, emtiasını, parasını, pulunu hepsini verir. Kendi canını satın alır. Allah'ın yolunda koşmaya devam eder. Böyle insanlar vardır diye Cenab-ı Hak bu mübarek sahabi medhü sena eden bir ayet gönderiyor. Şu Allah'ın lütfuna bakın. Rabbül Alemin'in muhabbetine bakın. Hicret. Ve böylece